Şarj. Bismillah. Şimdi bebeğimizin başı aşağıda, poposu yukarıda, normal doğum pozisyonunda. Yani ideal pozisyonda. Yani ters değil. 2. Başından ayaklarına kadar ölçüler alarak başlıyoruz ki haftasının ilerisinde gitmeye devam ediyoruz Zeynep Hanım. Yani aynı şekilde o geçmişte konuştuğumuz şekilde bir haftaya yakın, evet, kafa ölçüleri ileride önde gidiyor. 27 küsür civarında şu an kafa ölçüsü. Kalp atışı tabii yolda geçerken görüyoruz zaten. Şuradaki renkli hat ki kırmızıların, kirli mavilerin temiz kapağı. Tricus bit kapak. Kalbin sağ kapağının üstündeydim. Türbülansı yüksek olan kapaklardan biri. Kalp atımızın da dakikada 146 olduğunu gördüm. Bu da normal aralıkta, normal miktarda, normal sıklıkta bir kalp atışı. Karın çevresini 27 hafta bir gün olarak ölçme şansım oldu. Ve son olarak da üst bacak kemiği, yani bizim uyluk kemiği olarak bildiğimiz Latincesi femur kemiği, şu kemik. Dizle kalçası arasındaki kemik, bu vücuttaki ilk kemikleşen kemik, yani organ, yani ilk kemik kalsifikasyon, kireçlenen kemiktir. Ölçüsünü aldığımızda bize boyu hakkında fikir veriyor. Bakın yine 5-6 gün ileride gidiyor. Yani 26-1 olacağına 27 haftalık 971 gram, 1 kilo yaramak kalmış ve 34 santim İyi boyunda. Ben beğendim. Oğlan zaten cinsiyetini daha önceden de konuşmuştuk. Hani gördüğüm için sadece tekrar ediyorum ama bununla ilgili hiçbir tereddütümüz yok yani. Yani mavileri rahat rahat, gönül rahatlığıyla alın. Boyunda kordon olmadığını görüyorum. Boynuna kordon dolanmadığını görüyorum. Sıvısının yeterli olduğunu görüyorum. Sıvısı yeterli. Kalp atışı düzgün. Ona uğraşıyorum şu an. Esasında şu an tam olarak efor sarf ettiğim şey yavrunun yüzünün size tahsisi. Bir kısmını göreceğiz. Yani şu an birazcık o da yaramazlık peşinde. Hep zaten. Biz de şöyle birazcık. Yani açtığım an elini getiriyor. Yuvarlak yüzlü bir çocuk. Yani yüz yapısı yuvarlak. Dikine değil. Babaya ben. O anlamda yuvarlak yüz. İkiniz de esasında yuvarlak yüzlüsünüz ama Hakan'ın yüz yapısı daha yuvarlak. Evet belki o. Ha şurada birazcık dönüyorken yakalamışken şöyle tam dönüyordu. Şurada en azından üstten burun ve göz yapısını çok net görüyorum. Bu anlamda evet Hakan Bey'in göz ve burun yapısına ben daha çok benzetiyorum. Ağız çeneyi diğer açıdan bakacağım tekrar. Yani şu an bakıldığında evet burun göz yapısı daha baba ağırlıklı ifadesini kullanmak doğru. Eli o hatta. Ben biraz sallayacağım Zeyno. Bu üstteki üste düşen gölgelenmeler elin gölgesi. Üstünde el var normalde. Ben şu an onu filtre ediyorum. Yani filtrasyon dediğim araya giriyorum. Yani el burada araya girerek görüntü alıyorum ama elin gölgesini engel olamıyorum. Yani şu iz düşümler zaman zaman parmakları, mesela şuradaki şu parmak iz düşümü. Demek istediğim an diğer eli burada, bir eli de üstünde. Yani bir el çenede, çenesine dayamış durumda. Diğer şu üstte siz görmüyorsunuz onu. Çünkü ikisinin arasındayım, yani elle yüzün arasındayım şu an. Şöyle yan profil yapalım. Bakalım. Hiç göstermiyor bize. Ağız çene. Çene biraz enlemesine. Çene biraz daha sensin. Ağız küçük. Yani o anlamda Hakan. Yani bence şu üst kısım Hakan Bey. Sadece çene sana biraz daha çok benzetti. Çünkü Hakan'ın çenesi çok küçük. Bu çene biraz daha belli bir çene. Senin çenen daha muhtemel olacak. Şu anki kemik görünüm ama çok küçük bir ağzı var. O anlamda Hakan Bey. Burun bence tamamen baba. Gözler. Ara ara gülümsüyor. Yani şu an çok net değil ama elimden dolayı. Şu an tamamen kapattı. Yani gösterebilir